Arkadaşlar merhaba. Kombinasyon konusundayız. Kombinasyon C ile gösteriliyor. Combination'dan geliyor. Permütasyon hatırlarsanız N'in R'lisinin farklı bir formülü vardı. Kombinasyonda da kendine ait bir formülü var. N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel. Buraya kadar permütasyonla aynı. Fazladan paydaya çarpı R faktöriyel geliyor. Arkadaşlar C harfini kullanmadan da bu gösterimi N ve R'yi alt alta yazdıklarını da görebilirsiniz. Şöyle parantezin içerisinde. Bu da kombinasyon anlamına geliyor bilginiz olsun. Ki genelde de bu kullanılır yani. Arada bazen şöyle öğrenciler kese çizgisi çekiyor alışkanlıktan dolayı orada bir çizgi yok. Bilginiz olsun. Bakın burada bir örneğimiz var. 5'in üçlü kombinasyonu. 5 faktöriyel bölü 5 eksi 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Fakat bu uzun sürüyor. Gelin ben size bunun küçük böyle kısa bir pratik bir yöntemi var. Onu göstermek istiyorum. Mesela 5'in ikili kombinasyonu mu yapmak istiyorsun? 5'i geri geri 2 kez açacaksın. 5 çarpı 4. 2'yi de geri geri açacaksın. 2 çarpı 1. Buradan 20 bölü 2'den zaten 10 çıkıyor. Peki 5'in dörtlü kombinasyonu yaparsan 5'i geri geri 4 kez açma. Bak ben sana pratik bir şey vermeye çalışıyorum. Gidip 4 kez açtırıyorum. Olmaz. 5'in dörtlü kombinasyonu diyeceksin ki 5'in birli kombinasyonuna eşit. Şu alttakilerin toplamı üstteki sayı veriyorsa eşit arkadaşlar. 5'in dörtlüsü 5'in birlisine eşit. Mesela 5'in ikilisi aynı zamanda 5'in üçlüsüne eşit. Hangisi kısaysa ona geçiş yap. 5'in e dörtlüsünü sordu. 5'in birlisine geçiş yaptım. Buradan 5'i geri geri bir kez açtım. 1'i açtım. Bir kez 1. 5 bölü 1'den 5. Bu. Başka bir tane yapalım. Mesela 9'un 7'lisini yap dedi. Ben 9'u 7 kez açamam geri geri. Kolayı ne? 9'un 2'lisini eşit bu. 7 ile 2'nin toplamı 9'u verdiği için. Tamam 9 çarpı 8 bölü 2 çarpı 1. Sadeleştirdik. 4 buradan 36 elde ettik. Olay bu arkadaşlar. Ekstradan şunu söyleyelim. Bir kombinasyonda n'in n'lisi, 5'in 5'lisi, 8'in 8'lisi 1'e eşit. Kombinasyonda n'in 0'lısı, 5'in 0'lısı, 7'nin 0'lısı yine 1'e eşit. Birli olursa kendisine eşit ve bir eksiği olursa yine kendisine eşit. Örnek verelim. 8'in birlisi 9'un birlisi. 8'in birlisi 8 eşit. 9'un birlisi 9'a eşit. 10'un 9'lusu 10'a eşit. 20'nin 19'lusu 20'ye eşit diyebiliriz bir eksiği ise. Tamam mı? Zaten şu notta benim az önce söylediğim olay. 9'un 7'lisi 9'un 2'lisine niye eşit? Alttakilerin toplamı üsttekini verdiği için. Yani ikisi bakın n'in r'lisi ile n'in k'lısı birbirine eşitken r artı k'nın n olduğunu söyledik. Ya da şu da olabilir. R direkt K'ya eşit de olabilir. Ondan unutmayın. Sorularda buna dikkat edin. Çıkıyor çünkü böyle sorular. Peki. Örneklerimizi inceleyelim. Bakın o söylediğim soru burada. O çıkıyor dediğim soru. Şu üçüncü soru isterseniz üçle başlayalım. 8'in K artı ikili kombinasyonu. 8'in 2K eksi üçlü kombinasyonuna eşit ise. Söylediğimiz özellik neydi? K artı 2 ile 2K eksi 3'ün toplamı 8'i verebilir. Ya da. ikisi eşit de olabilir. K artı 2 ile 2K eksi 3 eşit de olabilir bu sağ kısmı unutmayın. Unutulduğunu görüyorum genelde. Bakalım 3K eksi 1 eşittir 8. Eksi 1'i karşıya attık 9 olarak. Buradan K eşittir 3 çıktı. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa attığınızda K eşittir buradan da 5 çıktı. K'nın alabileceği değerler toplamı 3 artı 5'ten 8 bulunur. 1'e geri dönelim. 4'ün ikili kombinasyonu. 4'ü geri geri açtık. 4 çarpı 3, 2 çarpı 1 artı 5'in 4'lüsü 5'in 1'lisine eşit. Şöyle yapalım. Sadeleştirelim. 6 artı 5'ten 11 çıktı. Geldik ikinci soruya. 2'yi şuraya çözmek istiyorum. Farklı bir kalemle çözeyim. Eni geri geri 2 kez açıyorum. n çarpı n eksi 1. 2'yi geri geri 2 kez açıyorum. 2 çarpı 1 eşittir 15. İçler dışlar yapalım. Bunun altına bir koydum. En 1 koydum. n çarpı n eksi 1 eşittir 30. İki yolla yapılabilir. Dağıtılabilir. İkinci dereceden geçilebilir. Öyle yapılabilir. Bence gerek yok. Öyle bir sayı var ki bir eksiyle çarpıldığında 30 çıkacak. Kim bu sayı? Düşünerek bulabilirsiniz. Durdurun bence burada. Düşünün. Ben söylüyorum. 6 çarpı 5. Öyle bir sayı var ki 6. Onun bir eksiği 5 ile çarpıldığında cevap 30 çıkıyor. Dolayısıyla n neymiş? 6. Evet permütasyonda konuşmuştuk. Demiştik ki sıralama kelimesi bizim için permütasyon ifade eder. Ama sadece seçme varsa örnek de vermiştim. 6 kişilik gruptan 3 kişi seçeceksem ama sıralamayacaksam 3 kişilik bir ekip oluşturacaksam burada kombinasyon var. Seçme demek bizim için kombinasyon anlamına geliyor. Unutmayın. 10 kişilik bir sınıftan 3 kişilik bir grup kaç farklı şekilde seçilebilir? Onun üçlü kombinasyonu. Bakın onu geri geri 3 kez açtım. 3, 2, 1. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 3, 4, 12, 120 çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Bu pratikliği az önce anlattım size zaten. Örneklerimizi inceleyelim. 6 erkek 4 kız arasından 2 erkek ve 1 kızdan oluşan ekip seçeceğiz. 6 erkekten 2 kişi seçiyorum. 6'nın ikili kombinasyonu çarpı 4 kızdan 1 kız seçiyorum. 4'ün birli kombinasyonu. Evet 6'nın ikili kombinasyonu zihinden yapalım. 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1 15 çıkıyor değil mi? Siz de yapabilirsiniz zihinden. Çarpı 4 buradan 60 çıkıyor. 2'ye geçtik. Bir grup arkadaş arasından 3 kişilik bir ekip. Bakın bir grup arkadaş arasından kaç kişilik bir ekip? en kişilik bir ekip bilmiyoruz. Enin 3 kişi seçilmiş. Enin üçlü kombinasyonu 56 olduğunu söylüyor. Buna göre bu grupta kaç kişi var? Eni soruyor. Yapalım. En n-1 çarpı n-2 bölü 3, 2, 1 eşittir 56. Hmm. Böyle zor çıkacak biraz. Çünkü 56 ile 6'yı çarpacağım. Bu sayı nedir? Bence burada n'e sayı vererek yapalım. Acaba 8 versem olur mu? Merak ettim. 8'in üçlü kombinasyonunu bir bulalım. Olmazsa 9 yaparız, olmazsa 10 yaparız. 8 çarpı 7 çarpı 6. 3 çarpı 2 çarpı 1. Bunlar gitti. Buradan bakın 56 geldi. Doğruymuş. n eşittir 8. En mantıksı burada değer vermekti. Diğer yollar biraz uzun göründü bana. 3'e geçtik. 10 öğrenci arasından 4 kişilik bir grup bu grubun içinden de bir başkan seçilecekmiş. Tamam. Gruba seçilecek öğrencilerden ikisi belli ise, aa bakın bazı şeyler belli diyor. Belli ne demek? Belirli ya da belli fark etmez. Şimdi dört kişilik bir ekip vardı. Bunlardan ikisinin kim olduğu belli. Buraya bir şey seçmiyorum. Bunlar belli arkadaşlar. Bir başkan ve 3 üyeden oluşan bu ekip kaç farklı şekilde seçilebilir? Bakın 10 kişiden ikisi artık yerine oturduk. Yeri hazır. 8 kişi kaldı. 8 kişiden 2 kişi seçeceğim değil mi? O 2 kişiyi seçtikten sonra başkanımızı seçeceğiz. Ama o iki, başkan 2 kişi arasından mı seçilecek? Hayır. O 4 kişi arasından seçilecek. Bakın 4 kişilik bir grup. Bu grubun içinden de bir başkan seçilecek. Belli olanların grubun üyesi mi başkanım olduğunu söylemiş mi? İkisi belli. Gruba seçilecek öğrencilerden ikisi belli. Bakın onu söylememiş. Dediğimi umarım anlamışsınızdır. Neyse şöyle yapalım. 8 kişiden 2 kişiyi bir seçelim. Seçtik. Elimizde 4 kişi var. 4 kişiden bir başkan seçelim. 4'ün birli kombinasyonu. 8 çarpı 7 bölü 2 çarpı 1 çarpı 4 diyeceğiz. Sadeleştirelim. 28 çarpı 4. 56, 112 yapar. Şimdi alt küme sayısı bulma diye bir başlığımız var. Burada kombinasyonu kullanıyoruz arkadaşlar. Örnek üzerinden size göstermek istiyorum. Mesela 5 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısını bulmak istiyorsak. Aslında ne yapacağız? 5 elemandan 3'ünü seçmeliyiz. Sıralama yapmıyoruz bakın. Seçme kümelerde çünkü elemanların yer değiştirmesi yoktu. Yer değişince aynı küme oluyordu yani. 5'in 3'lü kombinasyonu. Pratikçe bu 5'in ikilisine eşitti. 5 çarpı 4, 2 çarpı 1'den bu da 10 çıkıyordu. Aynı bu işlemleri kullanacağız. Sadece bazı şartlar söyleyebilir. Hatırlarsanız az önceki sorumuzda o gruba seçeceğimiz elemanlardan ikisi belliydi. E burada da söyleyebilir. Alt kümelerin, 3 elemanın alt kümelerinden atıyorum kaçında A bulunur dedi. A elemanın yeri hazır mesela diyebilir. Onlara dikkat edeceğiz sadece. Sorularımızı inceleyelim. Evet burada 7 elemanlı bir kümemiz var. A kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinden kaç tanesinde a bulunur? Bakın 4 tane yerimiz var. A'nın yeri hazır. A gitti. Ben geriye kalanlar arasından düşüneceğim. 6 tane elemandan 3 tane seçeceğim. Çok basit değil mi? Bakın. Elemanların hepsi belli. A'yı oradan aldım, yerine koydum. Koltuk doldu. Seçeceğim elemanlardan da bir eksilme yaşandı. Bunlara dikkat ettiğiniz zaman çok rahat soru çözüyorsunuz arkadaşlar. 6 tane eleman arasından 3 tanesini seçeceğim. 6'nın 3'lü kombinasyonu. 6 5 4 3 2 1 sadeleşti işte 20. A kümesinin 4 elemanın alt kümelerinin kaç tanesinde B bulunur? D bulunmaz. Bakın şöyle yazayım. A, B, C, D, E, F, G idi. Yaparken nasıl yapıyoruz? B bulunur dedi değil mi? B'yi yazdım. B gitti artık. D bulunmaz dedi. B'yi de kapattım. D'yi de kapattım. Geriye kalan 1, 2, 3, 4, 5 elemandan 3 tanesini seçeceğim. 5'in 3'lü kombinasyonu. Bu kadar. 10. A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde F ve G birlikte bulunur? 3 tanesinin içinde F ve G yerleştirdim. A, B, C, D, E, F, G. F ve G gitti. Geriye 5 eleman kaldı. 5 elemandan bir tanesini seçeceğim. 5'in birlik kombinasyonu. O da 5 çıkar. Bu kadar arkadaşlar. Basit yani. En az ve en çok sorularına bakalım. Örnek üzerinden daha iyi anlayacağınızı düşündüğüm için örnek üzerinden anlatıyorum. 5 erkek, 4 kız arasından 3 kişilik bir ekip seçeceğiz. Hiçbir şart sunmasaydı aslında 9'un üçlü kombinasyonu olurdu. Şart geliyor. En az ikisi erkek olacak şekilde. Arkadaşlar önce olayı Türkçe düşünmenizi istiyorum. 3 kişilik ekip, ikisi erkek demiyor. En az ikisi erkek. Yani 2 erkek, 1 kız olabilir. Olabilecek ihtimalleri yaz. 2 erkek, 1 kız ya da en az ikisi dediği için erkek olsun dediği için üçü de erkek olabilir. Üç erkek. En az ikisi erkek demek üçü de erkek olabilir demek. İki şart var. Bu şartlar ışığında bakın çok rahat çözülüyor. Şimdi iki erkek seçmeliyim. Kaç erkek arasından? Beş erkek arasından. Beşin ikilisi çarpı. Bir kız seçmeliyim. Kaç kız arasından? Dört kız arasından. Bu iki ayrı grup olduğunda topluyorsunuz. Şurada arada artı var gibi düşünün. Üç erkek seçeceğim sadece. Beşin üçlü kombinasyonu. 10 çarpı 4 artı 10. Artık bunların değerlerini zamanla sizde aklınızda kalacak. 5'in ikili kombinasyonu, 5'in üçlü kombinasyonu hep 10 yapıyor. Ne bileyim 4'ün ikili kombinasyonu 6 yapıyor gibi. Kullandıkça aklınızda kalıyor. Zihinden de hesaplayabilirsiniz zaten arkadaşlar. 40 artı 10'dan cevap 50. Peki bu en azlıydı. En çoklu dersi. En çok iki erkek olacak şekilde dersi. Yine o olayı Türkçe düşünmenizi istiyorum bakın. En çok iki erkek. İki erkek bir kız olabilir. Bir erkek İki kız olabilir. Niye iki kız diyorum? Çünkü üç kişilik ekipi bozmuyorum. Üç kişilik ekip olsun. Ya da sıfır erkek, hepsi kız olabilir. Üç kız. Sıfır erkek yazsam bir şey olur muydu? Olmazdı. Hani öyle yazanlarda görebilirsiniz. Sıfır erkek, üç kız olabilir. Bozmuyor bizi arkadaşlar. İki erkek seçeceğiz. Beş'in ikilisi, bakın, dördün birlisi, beşin birlisi, dördün ikilisi. Burası zaten beş'in sıfırlası bir ya çarpma da etkisiz yani. Burası da 4'ün üçlüsü. Bunların arasında artı var arkadaşlar. Şöyle yapalım. 10 çarpı 4, 5 çarpı 6 artı 1 çarpı 4. 40, 30, 4, 74 çıkıyor. Evet arkadaşlar bunları size de bırakayım. Benzerlerini çözdüm çünkü. Aynılarından tekrar çözüp sizi sıkmak istemiyorum. Konuyu öğrendiğinizi düşünüyorum. Sadece sayılar farklı. Evet nokta seçimiyle alakalı böyle şekiller üzerinden sorulan, kurgulanan sorular var. Onları inceleyeceğiz sizinle. Sadece şunu unutmayın, mesela üçgen oluşturmak için nokta seçerken üç noktaya ihtiyacın olacak. Ne bileyim dörtgen oluştururken dört noktaya ihtiyacın var. Doğru oluştururken iki noktaya ihtiyacın var. Bunlara dikkat et, bunu o yüzden yazdım. Sorulara bakalım, sorulardan daha iyi anlarız. Şimdi bu şekli görüyorsunuz, yukarıda beş, aşağıda dört nokta var. Birinci soru diyor ki, bir ucu D1, diğer ucu D2, doğrusu üzerindeki noktalar olan kaç farklı doğru parçası çizilebilir? doğru yapmak için neydi? İki noktaya ihtiyacım var. Ve bir tanesi yukarıda bir tanesi aşağıda olsun diye belirtmiş. Belirtmese ne olur onu birazdan söyleyeyim. Belirtmiş. Demek ki yukarıdan bir tane seçmeliyim. Çarpı aşağıdan bir tane seçmeliyim. 5 çarpı 4'ten 20. Peki demeseydi. Şekilde gördüğünüz noktalardan rastgele iki tanesi seçilerek kaç farklı doğru parçası çizilebilir deseydi. O zaman şöyle düşünecektiniz. Bir yukarıdan seçtik. Bir aşağıdan seçtik. 20 tane oluştu. Ayrıca Yukarıdakilerden iki tane seçebiliriz. Fakat bir bunu bir bunu seçtiğin doğru parçası çizdin ya. Bunu doğru parçası değil doğru diyelim. Doğru parçası belki benim sorumda biraz hatalı durabilir. Doğru diyelim. Bu ikisini seçmenle şu ikisini seçmendeki çizim aynı doğru. O zaman aynı hat üzerinde olan noktalardan bir doğru çıkacağına göre bir doğru buradan çıkar. Bir doğru buradan çıkar deyip 20'ye gidip artı 2 ekler dik. Tamam mı? Buna da dikkat etmenizi istiyorum. 22 çıkardı o sorunun da cevabı. İkinci soru. Bir köşesi D1 diğer iki köşesi D2 doğrusu olan noktalardan kaç farklı üçgen çizilebilir? Diyor ki D1'den bir tane seç. 5 noktadan bir tanesini seç. D2'den de iki tane seç. 4'ün ikilisi. 5 çarpı 6'dan 30 farklı üçgen çizilebilir. Köşeleri bu noktalar üzerindeki noktalar olan kaç farklı dörtgen çizilebilir? Dörtgen için iki yukarıdan iki aşağıdan ihtiyacım var. Başka hiçbir türlü dörtgen çizemezsin. Bazıları şöyle düşünebiliyor. Hocam üçünü yukarıdan birini aşağıdan seçsem ne olur? Set çiz bakalım ortaya dörtgen çıkıyor mu? Çıkmaz. O yüzden iki yukarıdan iki aşağıdan burada mecburuz. 10 çarpı 6'dan 60 farklı şekilde dörtgen çizilebilir. Peki doğru çizimine geldik. Doğru çiziminde de bu sefer noktalar değil doğrular olacak arkadaşlar. Doğrularda yine siz şunu düşünün. Üçgen oluşturmak istiyorsam 3 doğruya ihtiyacım var. Dörtgen oluşturmak istiyorsam 4 doğruya ihtiyacım var. Yani 2 yatay 2 düşey doğruya ihtiyacım var ki ortaya dörtgen çıksın. Bunları düşündüğünüz sürece sıkıntı yaşamayacaksınız sorularda. Bakın şimdi. 2 tane sorumuz var inceleyelim. Yukarıdaki şekilden kaç farklı üçgen yapılabilir olduğunu düşünün. Üçgen için neye ihtiyacım var? Bakın şöyle duranlar var ya bunlardan iki tanesine ihtiyacım var. Neden? İki tanesini seçince şöyle oldu. Bir tane de şunlardan seçince al sana üçgen oldu. O zaman ne seçeceğimi biliyorsam soruyu da rahat çözeceğim. Bakın şu gösterdiklerimden dört tane var. Demek ki bunlardan iki tane seçeceğim. Dördün ikilisi. Olayı önce sözel, Türkçe düşünün yani. Yataylardan da bu ikisinden de bir tanesini seçersem yetiyor. 6 çarpı 2'den 12 farklı üçgen oluşur. Sakın gidip bunları tek tek saymayın. Boşuna kendinizi yorarsınız. Hele ki cevap çok büyükse çok yorucu olur. Hadi bunda da 12'yi belki bulursun. Bunda bulursun. 2'ye bakalım. Yukarıdaki şekilde verilen yatay ve düşey paralel doğrular ile kaç farklı paralel kenar çizilebilir? Paralel kenardan kastı aslında dörtgen. Yani bak bu bir dörtgen, şu bir dörtgen. Tam bir sürü var yani. Öyle tek tek sayılmaz. Şimdi Türkçe düşünelim olayı. Dörtgen için neye ihtiyacım var? İki tane buna, iki tane de buna ihtiyacım var. Seçince arada kalan boyalı bölge bana dörtgeni veriyor. Peki. 1, 2, 3. Bu üç taneden iki tanesini seçelim. 1, 2, 3, 4. Bu dört taneden de iki tanesini seçelim. Seçince 3 çarpı 6'dan 18 farklı dörtgen ya da paralel kenar seçilebilir buradan. Çizilebilir. Evet kombinasyon konusu bitti. E, binom açılımı var. Çok küçük bir başlık, tek başlık arkadaşlar. Çok fazla çıkmıyor ama anlatmamızda fayda var. Ne olur ne olmaz. Ufkunuzu genişletmek isterim yani. E, o yüzden anlatalım burayı da. Binom açılımı konusu. Bu bir açılım aslında. Burada Pascal üçgenini gösterdim. Pascal üçgenindeki özellik yanlara doğru 1 1 1 diye açılırken ortada bunlar bakın birleşiyor. 1 ile 1'in toplamı 2. Iki. 1 ile 2'nin toplamı 3. Bunlar bizim ne işimize yarıyor diyebilirsiniz. İşte bu binom açılımındaki katsayıları veriyor bunlar. İlk sıra sıfırıncı sıra, birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra. Üçüncü sıra dedim. Yani x artı y'nin üçüncü dereceden binom açılımında ortaya çıkan açılımındaki katsayılar 1, 3, 3, 1 oluyor demek. Hocam bunu ezberlemek zorunda mıyız? Hayır. Aslında bu sayılar kombinasyonları da veriyor. 3'ün sıfırlısı şu, 3'ün birlisi, 3'ün ikilisi, 3'ün üçlü kombinasyonunun da cevapları aynı zamanda bunlar. Mesela bu dördüncü sıra, bu beşinci sıra. Beşin sıfırlı kombinasyonu, beşin birlisi, beşin ikilisi on yapar. Bakın beşin üçlü kombinasyon. Neyse aslında bunların hiçbiri bence çok önemli değil. Biz binom açılımını nasıl yaparız? Gelin onu konuşalım. Bir tane formülümüz var arkadaşlar. O formülle bu bütün sorular çözülebiliyor. Çok basit, iki dakikalık bir iş aslında. Bakın şu, şu açılımdaki x artı y'nin n'inci derecenin açılımındaki... X'in azalan kuvvetlerine göre olacak ama. Zaten böyledir muhtemelen soru da karşınıza çıkacak soru. Nadiren X'in artan kuvvetlerine göre falan değerler gıcıklık olsun diye ben bunu belirteyim. R artı birinci terimi sorarsa bilerek burası R artı bir dikkat. N'in R'lisi çarp X üzeri N-R çarpı Y üzeri R diye bir formülümüz var. Birkaç kere baksanız aklınızda kalır. Yazıp duvarınıza asın. Bak şimdi gösteriyorum. Mesela üçüncü soruyla başlayalım. Bu formülü nasıl kullanacağız? 2x y üzeri 7 açılımındaki x'in azalan kuvvetlerine göre sıralandığında baştan altıncı terimi bulunuz. R artı birinci terim demiştik ya hani. R artı birinci terim altıncı terimse buradan R 5 bir kere. N de burası. Burası da N'i veriyor. E formülümüzü yazalım. N'in R'lisi çarpı birinci ifade üssü N eksi R. ikinci ifade üssü R. Formül bu. Yani buradaki şu x dediğimiz birincisi gördünüz mü? Y dediğimiz de ikincisi. Peki. Birincisi burada 2x. ikincisi de eksi y. E, N'i ve R'yi de yerine yazarsak soru çözülecek. Bu kadar. N 7, R 5, 2x üzeri 7 eksi 5, eksi y üzeri de 5. 7'nin 5'lisi 7'nin ikili kombinasyonuna eşit. Bunu kombinasyonda görmüştük. O da 7 çarpı 6, 2 çarpı 1 yaparsak şöyle 21 çıkıyor. Çarpı 2x üzeri 2 var burada bakın. 2x üzeri 2 çarpı eksi y üzeri 5. Düzenlersek 21 şöyle alayım. 21 4 x kare eksi y üzeri 5. Hepsini çarptığımızda eksi 84 x kare y üzeri 5. Evet açılımdaki bu 6. terim oldu. Gördüğünüz gibi. Peki diğer sorulara bakalım. Diğerleri de basit çok zor değil. Bunun binom açılımını yapınız diyor. Arkadaşlar siz x artı y'nin mesela ikinci derece açılımını yapabiliyorsanız 3'ü de yapın evde 4'ü de yapın böyle tek tek gidin bir alıştırma olsun size de. ve açılımların nasıl yapıldığını da burada anlamış olacaksınız. Bir kere şunu söyleyeyim arkadaşlar bak açılım yaparken bir kombinasyon var tamam mı kombinasyon sayıları var kat sayıları var kat sayılar kombinasyondan oluşuyor. Bu 2'nin sıfırlısı 2'nin birlisi 2'nin ikilisi diye gidiyor. Birinci ve ikinci ifadeyi her birinde çarpın x'ye 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 yazdık. Üstlerini 2'den azaltın 2, x için. 2, 1, 0. Y için de arttırın. 0, 1, 2. Artı. Al sana açılım. Düzenlersen bitiyor bu. 2'nin sıfırlısı. 1, x kare. 2, x, y. Bu da 1, y kare. Birlerin de bir önemi yok. At bunları da. x kare artı. 2, x, y artı, y kare. Al sana birim açılımı. Aynısını 4'te uygulayabilirsin yani. 4'ün sıfırlısı. 4'ün birlisi. 4'ün ikilisi. 4'ün üçlüsü, 4'ün dörtlüsü dedik. Bak şimdi. X'ye, X'ye yazdık her birine. Üstlerini X'lerin 4'ten azaltarak gidiyorum. 4, 3, 2, 1, 0. Buna tersten gelebilirsin şöyle. 4, 3, 2, 1, 0. Araları artı koydum. Düzenlediğin zaman bitiyor. 4'ün sıfırlısı 1 mesela. Yazmaya bile gerek yok. X üzeri 4 var sadece burada. 4X3Y. 4, X küp, Y, Y. 4'ün ikilisi 6 yapar. 6, X kare, Y kare. 4'ün üçlüsü 4 yapar. 4, X, Y küp artı y üzeri 4. Gördüğünüz gibi. He, geldik şuna. Katsayılar toplamı derse çok zor değil. X'e ve Y'ye 1 veriyorsunuz. Katsayılar toplamı derse X'e 1, Y'ye 1. Sabit terim derse X'e de 0 veriyorsun. Onu yukarıda anlattım diye hatırlıyorum. Bakalım. Bakın katsayılar toplamında X'e ve Y'ye 1 veriyorsun. Sabit terim derse de 0 veriyorsun. X'e ve Y'ye 1 verirsen 5 çarpı 1 eksi 3 çarpı 1 üzeri 5. 205, 32. Bu kadar. Binom konusu çok önemli bir konu değil. Çok çıkmıyor. Ben sadece şöyle üzerinden hızlıca geçmiş olayım dedim. Belki sayısal mantığın içerisinde böyle bir mantık üzerinden sorulabilir. Evet bir sonraki konumuz olasılık olacak. Kombinasyon burada bitti. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.